Kıymetli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan yine gündeme getirmiş olduğum bir konu vardı. Özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın çok yakından takip etmiş olduğu Kürşat Yıldırım adlı vatandaşımız. Bu vatandaşımıza lotodan yaklaşık 10 milyon euro para çıkmıştı. Parayı bulduktan sonra Kürşat ilk iş olarak kendisine 2 tane lüks araç aldı. Daha sonra kız arkadaşından ayrıldı. İlk olarak yapmış olduğu işlerden bir tanesi de gidip kendisine yaklaşık 30 bin euro değerinde Rolex marka bir saat almak oldu. Ve ardından da ben hayallerimi yaşıyorum diyerek arkadaşlar kendisine yeni bir yol çizdi. Kürşat'la ilgili gündeme yine yeni bir haber düştü. Kürşat almış olduğu lüks aracıyla Almanya caddelerinde hız yaparken polis tarafından yakalandı ve kendisine hatırı sayılır bir para cezası kesildi. Buna isyan eden Kürşat, benim hız yapma hakkım elimden alınıyor. Ben hız yapamaz mıyım? Eğer hız yapamayacaksam bu arabaları neden aldım? Bu arabaların vergisini ben devlete neden ödüyorum diye isyan bayrağını açtı. Bununla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz, Kürşat'ın bu açıklamaları Avrupa'nın diğer ülkelerinde medyaya haber oldu. Bakın, bununla ilgili olarak Yunan ve İngiliz basınında şöyle yorumlar yapıldı. Parayı buldu, şimdi hayallerindeki kadını arıyor. Kürşat Yıldırım Rolex marka saatiyle de hava atıyor diye yorumlar var değerli izleyicilerimiz. Kürşat şu anda bu büyük paranın zafer sarhoşluğunu yaşıyor. Ama Kürşat'a tavsiyemiz şu: Kürşat, kendisine lotodan, totodan, piyangodan, oradan buradan para çıkan çok sayıda insan biliyoruz medyadan. Aman dikkatli ol diyoruz, kimsenin de ahını alma diyoruz. Niye söylüyorum? Yıllarca beraber olmuş olduğu kız arkadaşına zengin olduktan sonra telefon açıyor. Artık yollarımız buraya kadar diyor. İddialar bu yönde. Ve ardından da kız arkadaşından ayrılıyor. Kız arkadaşı da bir açıklama yapıyor. Diyor ki, ben de tıpkı diğer insanlar gibi Kürşat'ın yaptıklarını medyadan takip ediyorum diyor. Oysa ki birlikte olduğumuz dönemde bana canım cicim derdi. Sokakta yürürken elimi bırakmazdı. Ama şimdi Kürşat benim telefonlarıma çıkmıyor, yollarını ayırdı diyor. Ey Kürşat, sana söyleyecek fazla sözümüz yok. Elbette ki sen en doğrusunu biliyorsun. Ama sana naçizane tavsiyemiz, dikkat et. Bugünler gelir geçer, para biter. Sonra bugünleri çok ararsın. İnşallah diğer piyango kazananlar gibi olmasın. Tavsiyemiz bu yönde. Ne diyoruz? Vay Kürşat, vay. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'nın Bergstedt kentinde enteresan bir trafik kazası meydana geldi. Evde uyuyan karı koca bir anda büyük bir sesle yatağından fırladı. Çünkü evlerinin salonuna bir tane araba girdi. Evet arkadaşlar, düşünsenize, evinizde uyuyorsunuz. Evinizin içerisine sanki bir bomba atılmış gibi büyük bir patlama sesi. Ardından da salona bir gidiyorsunuz. Bir tane araba, arabanın lastikleri içeriye doğru girmiş ve aracın içerisindeki sürücü de araca sıkışmış. Ev sahibi hemen itfaiyeye haber veriyor. İtfaiye ekipleri, polis olay yerine geliyor. Bakalım detaylar neler? Enteresan bir olay. Almanya'nın Bergstedt kentinde 27 yaşındaki sürücünün neden olduğu trafik kazasında şu anda ekranda görmüş olduğunuz düşündüren tablo ortaya çıktı. Polisten yapılan açıklamaya göre Audi marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yola sadece 2 metre mesafede bulunan bir Alman aileye ait olan evin salonuna girdi. Daha sonra aracın içerisindeki sürücü sıkışıyor. Olay yerine itfaiye ekipleri geliyor. İtfaiye ekipleri aracın tavanını keserek çıkartıyor. Daha sonra da sürücüyü olay yerinde hastaneye naklediyorlar. Olayla ilgili yaklaşık 100 bin euro civarında bir hasarın meydana geldiği, evde bulunan karı kocanın ise herhangi bir şekilde darbe almadığı, yaralanmadığı yapılan açıklamalar. Bu kaza neticesinde L123 karayolu 2 saatliğine trafiğe kapatıldı. Kazazede sürücünün durumunun ağır olduğu, şu anda hastanede yoğun bakımda bulunduğu da gelen haberler arasında, ne diyelim, Allah korusun diyelim.
evde otururken salondan içeriye böyle bir davetsiz misafir gelir mi? Gelir. Kıymetli izleyicilerimiz, bizim kanalımıza özel izleyicilerimiz için çok büyük fırsatta artık son günlere geldik. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Özellikle çocuğu olan hanımefendiler, yurt dışında mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Bununla ilgili olarak Türkiye'ye artık gitmenize gerek yok. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda bu hattın başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Siz dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan danışmanlık alacaksınız. Size randevu verilecek. Randevu günü WhatsApp üzerinden uzmanımızla görüntülü bir şekilde konuşacaksınız ve emekliliğinize dair ilk adımı atacaksınız. Ardından yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin adınıza tüm müracaatlar yapılacak, dilekçeler doldurulacak ve SGK'ya müracaatınız yapıldıktan sonra emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Onun için artık son günlere girildi. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Ve bunun için de danışmanlık için sadece 120 euro ödeyeceksiniz. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne sonra ne de önce. 120 euro ödeyeceksiniz ve emekli olacaksınız değerli izleyicilerimiz. Danışmanlık adı altında başka hiçbir ücret yok. Bunun yanı sıra hanımlara %50 indirim hakkı var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir arkadaşıyla ya da bir çocuğuyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse %50 indirim hakkı var. Bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro değil, sadece 180 euro iki kişi için. Aile indirimleri de var değerli izleyicilerimiz. Çoluk çocuğunuzun geleceğine dair, eşinizin geleceğine dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Aşağıdaki telefon numarasını kaydedin. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz, abone oluyorsunuz kanalımıza ve ardından da bu numarayı telefonunuza kaydedip WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Hayatta bir sefer olan bu emeklilikle ilgili çok çok önemli bu adımı atmanız için artık son günlere girdik. Bizden size tavsiye, mutlak surette bu fırsatı değerlendirin. Türkiye'ye bugün gidiyorum deseniz 3-4 bin euro para harcarsınız ve sadece kanalımızın izleyicilerine özgü sadece 120 euro vererek bu danışmanlığı alacaksınız. Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Bugüne kadar bu büyük hizmetten istifade eden tüm izleyicilerimize bize göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun.